güzel. Ay evet çok güzel. Hangisini düşünüyorsun? Şu eteğinde Fransız dantelleri olanı mı? Yok yok. Gelinliği mini, duva uzun olan var ya şurada. İşte onu ısmarladım. Günaz, öğretmenler gününde müdür beye yaptığımız pisliği anlatsana. Bak, o rüstik büfeyi yaptıracağım salona. Bu sene yine moda. Güzel de sehpa uydurabilecek misin? Hı. Şşt, hop hop. Sana diyorum kızım ya. Ay ne var Cansu? Hani müdür tam kürsüye çıktığında hapşırık tozu atmıştık. Anlatsana. Hatırlamıyorum. Perforjecileri nerede bulabiliriz Armağan? Bilmem ki. Ben dekorasyondan hiç anlamam. Aa, deli. Evlenirken ne yapacaksın peki? Benim için portakal sandıklarının modası hiç geçmeyecek herhalde. Belli mi olur? Belki benim gibi zengin bir koca bulursun. Bence modayı takip et. Peki şeyi hatırlıyor musun? Hani kantine girdiğimiz günü. Ya hadi anlatsana ya. Neyi anlatayım? Hani sandviçlerin arasına köşele koymuştuk da millet ısırıp ısırıp bir türlü koparamamıştı ya. Hı, aptallıktı işte. Nikah için makyözü buradan getirteyim diyorum. Keser misin şu saçmalığı lütfen? İki laf edemedik yani. Ha, ne diyorsun Ayten, daha iyi olmaz mı? Gece kremi, besleyici maske, yüz sütü, pamuk. Çok mersi hayatım. Rica ederim. Günaz, gel gel. Bak bakayım güzel olmuş mu? Ne bileyim ben? Aa, sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Kağıt uçağın üstadı sensin. Miyopçu mu zarafacım? O 7 sene önceydi 1. Bana artık böyle seslenme demiştim 2. Ne yapacaksın kağıt uçağı? Bizim pencere sokağa panoramik görüyor. Yarın sabah uyanır uyanmaz aşağıdan geçen kafaları uçak indiririz ha? Sen hala orada mısın? Ben bunlarla uğraşmayalı uzun zaman oldu. Kağıt uçak falan yapamam artık. Peki uçak mühendisliğine ne oldu? O müthiş zekana ne oldu? Oho, işin yoksa 4 sene 5 sene oku. O müthiş zekamla benimkini tavladım işte, daha ne. Evlenince de bir uçak aldırım olur biter şekerim. Yani diplomayı alyansa değiştin. Ne var? Artık sen de yavaş yavaş düşünsen iyi olur. Evde kalacaksın. Ben diplomayı tercih ederim. Aman deli. Çevre mühendisi çıkınca ne olacak ki? E nasıl olsa evlenip çoluk çocuğa karışınca diplomayı duvara asacaksın. Nasıl ama? Nasıl? Artık biraz büyüsen hiç fena olmayacak Cansu. Ay kurumuşsun sen. Biri senin modalarını mı kapattı? Aa, ne oldu kızlar? Ya Cansu ile Gülnaz'ı rahatsız etmeyelim diye televizyonsuz kaldık. Bu sulu göz ağlamadan uyuyamaz ya. Hadi biraz sohbet edelim. Çok canım sıkıldı. Oo, edelim tabii ki. Hayrola bacılar? Televizyonsuz kalmışlar da. E buyurun biz de seyredelim. Ama Rüya içler acısı bir şey istiyor. Siz ne seyrediyorsunuz? Ayımız köylümüz. İyi, o da içler acısı. Bize gece oturmasına geldik. Hoş geldiniz. Çay mı? He, taze demlediydim. Fazla bardağımız var. Size de çay dökeyim mi? Dökeyim mi denmez. Çay koyayım mı denir. Sonuçta bardağı dökmeyecek miyiz? Artık jarnınızı değiştirmenin zamanı geldi. Olur. Yarın sanayiye bir uğrarız. Çıkma bir şeyler uydururlar belki. Ne gülüyorsunuz? E gülsek kızıyorsun, konuşsak kızıyorsun Ayken. Hay ağzına sağlık bacım ya. Biz de şarkı söyleriz. Müzikale itirazın var mı? Amanın mokoyun ne? Neler gelir? Devam edin, devam edin. Keyfinizi bozmayın, eğlenmenize bakın. Yok. Bizimki öylesine canım. Herhal aşağıda sen arkadaşın da bizden daha fazla eğleniyorsundur. Cansu? Günnaz nerede? Uyudu. Uyudu mu? Evet uyudu. Yarın sabah nişanlısıyla buluşacağı için cildinin taze kalmasını istiyormuş. Sana da çay dökerekten koyayım mı? Dur dur. Lütfen. Al canım. Sağ ol canım. Hayret yani. Senin anlattığın kızla ilgisi yok.
Tinir otunun teki. Ne, yalan mı? Ayten haklı. Size anlattığım sevdiğim Gülnaz'la aşağıda uyuyan Gülnaz aynı kız değiller. Ben aşağıdakini tanımıyorum. Gülnaz 7 yıl önce ortaokulda kaldı. Oradan hiç çıkmadı. Çıkmayacaktı. Tekrar buluştuğumuzda kaldığımız yerden devam edebilirmişiz gibi geldi. Hala aynı şeyleri paylaşıyormuşuz gibi geldi. Oysa insanların değişebileceğini kabul etmem gerek. Belki de artık benim de değişmem gerek. İşte ilk olarak eski güzel günleri geçmişte bırakmaktan başlasam iyi olacak galiba. Bir şey daha var. Belki Gülnaz da değişmedi. Zaman, seçimler insana türlü maskeler taktırıyor Cansu. Belki Gülnaz da o seni tanıdığın Gülnaz'ı bir yerlere kilitleyip unuttu. Kim bilir, belki o Gülnaz'ı kendi bile özlüyor olabilir. Tıpkı senin gibi. En önce içimizdeki çocuğu terk ediyoruz bacım. Gel.